CHP listesinin detayları böyle. AKP'de de liste heyecanı vardı. Yanıt en çok merak eden sorulardan bir tanesi bakanların hangi illerde, hangi sıralarda olacağı sorusuydu. O da yanıtını buldu. Ve 3 dönem kuralı e, hep söylüyoruz, söyleye geldik. 3 dönem kuralı AKP'nin e, kendi kuralı, kendi içerisinde koyduğu bir e, kural. Ne demek bu? 3 e, dönem üst üste milletvekili yapanlar AKP'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olanlar 4. kez listelerde yer almayacaktı. 65... Milletvekili bu kural nedeniyle liste dışı kaldı. Listelerde yüzde %65 oranında bir değişikliğe gitmiş oldu. Siyasi partilerin aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu. Listesi en çok merak edilen partilerden biri ise Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Hayır, 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 hayır. Adalet ve Kalkınma Partisi 14 Mayıs seçimlerinde 3 dönem kuralını uyguladı. 65 milletvekili liste dışı bırakıldı. Milletvekillerinin %66'sında değişikliğe gidilmiş oldu. Bir diğer tartışmalı konuysa bakanların milletvekili adayı gösterilmesiydi. Daha çok bakan arkadaşlarımızı yani istisnalar dışında büyük şehirlerde değerlendirdiler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy siyasete girmek istemediklerini ifade ederek milletvekili adayı olmadılar. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere kabinedeki diğer isimler seçim yarışında yerlerini aldılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Osmaniye birinci sıradan aday gösterilmesi yeni bir tartışmayı da başlattı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tam karşısında Derya Yanık'ın olması ittifakta kriz olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıradan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1. sıradan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1. sıradan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıradan, Adalet Bakanı Bekir Bozda Şanlıurfa 1. sıradan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıradan. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıradan. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıradan. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıradan. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Mersin 1. sıradan. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş 1. sıradan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıradan aday gösterildi. Öte yandan Cumhur İttifakına destek verdiklerini açıklayan iki parti Hür Doğa Partisi ve Demokratik Sol Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk. Türkiye'de bir dönem birçok siyasi suikastin arkasında olan Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediklerini söyleyen Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul 3. bölge 4. sıra, genel sekreter Şehzade Demir, Gaziantep 6. sıra, parti sözcüsü Serkan Ramanlı, Batman 2. sıradan ve GİK üyesi Faruk Dinç, Mersin 4. sıradan aday gösterildi. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine aynı şekilde Demokratik Sol Parti genel başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. bölge 4. sıradan, Hasan Erçelebi Ankara 1. bölgeden 9. sıradan, Ejder Onursalsa Ankara 2. bölgede 9. sıradan Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden aday gösterildi. Demokratik Sol Partinin iki adayı 9. sıradan aday gösterildi. Seçilme şansları ise bir hayli düşük. Eski bakanlardan Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç Manisa 4. sıradan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ise Ankara 2. bölge 5. sıradan aday gösterildi. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Alptekin İzmir 1. bölge 10. sıradan milli yüzücü Umut Arman Sonay ise İstanbul 1. bölge 18. sıradan aday gösterildi.